şöyle titrelerimiz falan. Selamünaleyküm. Nasılsın abla, iyi misin? Elhamdülillah, Allah razı olsun. Sana zekatla kart yardımı getirdik yine. Tamam. Hayır sahiplerinin sizlere gönderdiği alışveriş kartı, buyurun bundan ihtiyaçlarınızı karşılayın. Recep Hocam. Recep Hocam. Sizlere erzak yardımı, ücret yardımı ve kahvaltılık yardım olarak getirdik. Hayır. Olsan bir tarafa kardeşim. Hocam buradan aşağı hemen sol tarafa. Baştaki Ankara'ya ben. Selamünaleyküm. Bir ihtiyacınız olursa yine bize ulaşabilirsiniz. Allah razı olsun. Allah razı olsun. Yıldırım Müftülüğü'nün erzak kolilerini getirdik. Hijyen paketlerini getirdik. Onları sana teslim edelim. Ne alıyor şimdi arkadaşlar? Siz onu verin, ben de kimseye bir... Karışın. Hocam gelin. Şu hocam önce dibine koyalım. Dibine koyalım hocam. O zaman bunu da koyalım. Aslında bayanlar... Şey de yapabiliriz abi. Hediyeler, onları da alıp. Onlar da ya. Ayağına kalalım. Üç kişi de arkadan geliyormuş. Bayrağı değil. Hocam arabaya değil. Hayır, alalım. Çekime. Fotoğraf al. Buradan böyle gelirken bir resim alalım. Yıldırım ilçemiz Bursa'mızın en nadide ilçelerinden birisidir. Yıldırım görevlilerimiz olarak, müftülük personelimiz olarak bu seneye mahsus bize gerçekten hizmetlerimize çok ciddi manada katkı sağlayan kadın kollarımızı kurduk, gençlik kollarımızı kurduk. Bu kadın kollarımız tamamen Yıldırım esnafından oluşuyor. Dolayısıyla hem halkı tanıyan hem müftülüğümüzü çok yakından tanıyan kardeşlerimiz, zaman zaman Kur'an kurslarımızda eğitim alan bizim kardeşlerimiz, mahallelerimizde de gençlik kollarımızı imam arkadaşlarımız, cami gençlik kolları oluşturarak çok güzel bir oluşum olduğu elhamdülillah. Şimdi bu Ramazan'da özellikle Diyanet İşleri Başkanlığımızın da oluşturduğu şekliyle infak şifadır, Ramazan şifadır başlığı altında bu pandemiden dolayı, pandemiden kaynaklı olan sıkıntılardan dolayı bir nebze biz de müftülük olarak mahallelerimizde, özellikle her camimizde ve her cami görevlimiz, imamımız, imam hatibimiz, müezzinimiz, vaiz arkadaşlarımız, Kur'an kursu hocalarımız ve kadın kollarımız mahallelerimizde özellikle ihtiyaç sahiplerini öncelikle belirledik. Ramazan'dan önce belirledik. Ramazan'a girer girmez de hem bize emanet edilen iş adamı kardeşlerimiz, esnaf kardeşlerimiz bize emanet ettikleri fitrelerini, zekatlarını hayır sahipler, yardıma muhtaç olan kardeşlerimize ulaştırdık elhamdülillah. Biz öncelikle 1000 aileye bir hafta içerisinde, Ramazan'ın ilk haftasında 1000 aileye ulaştık. Yıldırım'ın her mahallesinde. Burada inşallah içeriğimizde de bir yardım kolimiz var. Bu yardım kolimizi arkadaşlar özel oluşturdu. Böyle hazır paket almadılar. Din görevlisi kardeşlerimiz, kadın kollarımız bizatihi bu özellikle ailelerin neye ihtiyacı var? Onları belirleyerek, beraber belirleyerek hemen hemen her aileye 2 ay yetecek şekilde erzak kolileri belirledik. Sonra bir şey daha yaptık. Özellikle bu pandemide temizliği ne kadar önemli olduğunu her birimiz biliyoruz. Yardım da genelde bu hijyen paketi, temizlik paketi olmadığını da biliyoruz. Biz bir temizlik paketi, hijyen paketi de oluşturduk. Bu hijyen paketi içerisinde her aileye 3 ay yetecek şekilde deterjanımızı, el sabunumuzu, özellikle bulaşık makinesi deterjanı, çamaşır makinesi deterjanı, bunu da koyarak ailelerimize, ihtiyaç olan ailelerimize bıraktık elhamdülillah. Bir şey daha yaptık. Bu Ramazan'a mahsus olarak hani sahur olduğundan dolayı kardeşlerimiz ev ziyaretine gittiğinde bazı evlerde yiyecek hiçbir şey olmadığını, kahvaltılık hiçbir şey olmadığını bir kahvaltılık paketi de oluşturduk elhamdülillah. Bu kahvaltılık paketimizde de peynirinden, yumurtasından, sütünden, kahvaltılık zeytininden neye ihtiyaç var ise onu da ayarladık. Bu kardeşlerimiz tabii ki biz belki evin tam böyle detayına giremiyoruz ama kadın kollarımız aracılığıyla evlerimizin çok rahatlıkla ev sahipleriyle iletişim kurarak neye ihtiyacı var? Şununla karşılaştık mesela. Sadece paket bırakıp gelmiyor kardeşlerimiz. Mesela o ailenin eğer elektrik borcu var ise, doğalgaz borcu var ise, çocukların giyim kuşam konusunda bir sıkıntısı var ise o sıkıntısını da belirliyor. Bir şey daha yaptık. Allah izin verirse, Allah hayır sahiplerinden, müftülüğümüze güvenen, müftülüğümüze destek veren kardeşlerimizden, tüccarlarımızdan razı olsun inşallah. Biz bunu yıl boyunca bu kardeşlerimizle fakir fukaranın gözetimini devam ettireceğiz. Yardımlarımızı devam ettireceğiz inşallah. Biz bunu yaparken şuna çok özen gösteriyoruz. Devletimizin, diyanetimizin ciddiyetini ve özellikle sivil toplum kuruluşlarının da hassasiyetini birlikte gözetiyoruz.